Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulu vatkan gün tertiptiki haberlerine huzurunla olsun. Işıklarışımız, kaynamızı da kıtanlar ekranımız olsun. Xitayın Şarkı Türkistan'daki cinayetleri Amerika parlamentinde köplep tilga ilinmaqta. Amerika Avazi Torun'un tünügünki haberde bildirilişe Amerika Muavin Taşkı İşler Ministeri namzati Steven Began Şarkı Türkistan hakkında tohtulup, Xitayın kılmışlarını kabul kılgılı bulmayıdığallıqını bildirdi. Amerika Prezidenti Trump Muavin Taşkı İşler Ministeri üçün namzatlıqı körsetken Steven 20. Noyabr Kengash Palatası Taşkı İşler Komiteti yığında söz kılıp, alaqadır haberlerinin rast ikerlikigi işenmey amalim yok. Bu haberler Xitayning bir millet ve bir itiqat topuğu kılıvatkan kişini köçütküde kılmışlarını körüstüp berdi. Bularını herkes kubul kılgılı bulmaydı o digerlerini bildirdi. Yığın cariyanda onundun bu kılmışlarga mesul Xitay emeldarlarga karata Magnitski kanununu icra kılış kerekme yok deyip soralgan bulup, o bu meselini uyluşup gördüğallıqını bildirgen. Yığın cariyanda bir kısım palata azaları Xitayning Amerika'ya nispeten en çok hırs ikerlikini, Xitayning dünyaga hoji bo'lib, xalqaralıq sistemini öz qimmat qarishi ve nishoni uchun harakatlantirmoqchi ekanligini ta'kidlab o'tdi. Xitay elchisi Afganistan ma'muriy amaldorini maqtadi. 19 noyabr Xitay tashqi ishlar ministrligi to'g'rida e'lon qilingan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitayning Afganistonda turishliq elchisi Afganistan poytaxti ijroiya amaldori Abdullah bilan ko'rishib, uni maqtagan. Xitayın Afganistan'da turuşluk konsuli Wang Yu Afganistan paytaxtı icraiye emeldarı bilen maksus körüşüp, aldı bilen Xitay başministeri Li Keqiang'ın salimini yetküzgen. Wang Yu sözü de Afganistan bilen Xitayın öz ara içki siyasetlerine arlaşmaslıq, ilgilik hukuku hürmet kılıç prinsipi asası da içki taraf münasibetinin yaxşı terakki kılıb atkallıqını. Xitay Afganistan tarafının Şarkı Türkistan İslam Hareketi ve başka terörlük teşkilatı'nı zarif bir işçi körsetken tirişçallıqı, ve samimiyetini maqtashqa arziydiganlıqını bildirgen. Kuzatkichilar Xitay elçisinin tuyuqsızlı Afganistan icraiye emeldarı bilen körüşüp, Li Keqiang'ın salimini yetküzüşi, onu maqtışı hazırçı aşkarlanmağan bir sır ikerlikini, şundaqtımı yanılı Afganistan hükümetinin Afganistan'daki Uyghurlarını sıkıp çıkırışta muayyen rol alganlıqının bir belgesi ikerlikini bildirişmekte. Malayziyada 680 Xitay aldamçılıq bilen kolga ilindi. Dovi Toru'nun haberde bildirilişe, Malayziya 21 noyabr Xitaylarının zor kölemlik telefon alaqısı aldamçılıqı şaykısını bitiştikliğallıqını 680 Xitayının kolgu çüşkerlikini ilan kıldı. Malayziya dairleri bir ayğı yakın közüş arqılıq məlum bir binada telefon alaqısı aldamçılıqı bilen şuğullunu vatkan cinayetçiler goruhini tepip çıkan. Tutuş hareketi cariyanda 680 Xitay kolgu çüşken. Nəx meydandan 8000'dan artıq yanfun ve kompüter tepilgan. Bunlardan sırt yana 100'dan artıq Xitay keçip ketken. Kolgu çüşkallarının hizmet visi yok bulup, hemmesinin Xitay puhrası ikerliki, aldaş nişanının mı pütüllay Xitaylar ikerliki. Cinayet bilen şuğullunu vatqallıqı yerim yıldın aşqallıqı bildirildi. Məlum olışa kolgu ilinğallar kanunsuz turuş, kanunsuz çigra atlaş qatarlıq cinayetler bilen ayıplindikken. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği heyeti Şivisiya Uyghur Ma'arif Cemiyeti'ni ziyareti buldu. 21 noyabr Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği heyeti Stockholm'da Şivisiya Uyghur Ma'arif Cemiyeti heyeti ve cemiyet mütevarları bilen cem buldu. Avrupa'da ziyareti bulup atkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan yetekçilikteki heyet Şivisiya Uyghur Ma'arif Uyuşması'nın işhanısında cemiyet heyet azaları ve Şivisiya Uyghur Cemiyeti'deki halık mötüverleri hem cemaat erbapları bilen körüştü. Körüşte Şarkı Türkistan davasının kelgüsü, kilibatkan tehditler ve onunla kandak usul vasıtlar arkalık takabül duruş hakkıdaki temalarını asas kılgan halda muhakeme ötküzüldü. Şundakla Şarkı Türkistan davasının doğru usulda terakki kıldırıp, sözü ve barlık hareketi boğulgan Şarkı Türkistan halkının kütken ümidini aklaş hakkıda pikir almıştırdı. Washington Postisi Dünya Şarkı Türkistan'daki ehval aşkarlığı için yergi karatmasızlığı gerek mavzusu da makale ilan kıldı. Washington Postisi gezdi Şarkı Türkistan'daki vaziyetki karata ciddi tedbir eliş hakkıda yeni bir parça tahrirat makalesi ilan kıldı.
20 noyabr kuni dunyo sharqi turkistondagi ahvol oshkorligini yerga qaratmasligi kerak mavzusida e'lon qilingan bu tahririyat maqolasida sharqi turkistondagi lager tuzumiga oid yaqinda oshkorlangan ichki hujjat orqali xitoy rejimining sharqi turkistondagi siyosatining haqiqiy yuzi oshkorlanganligi ta'kidlandi. Uningda mana bu madaniyat qirg'inchiligining haqiqiy yuzi xitoy uyg'ur qozoq va boshqa musulmon turk millatlarining tilini urf odatlarini va dinini yo'q qilyapti. Ularni yig'ibilish lagerlarga qamab, mingisini kompartiyaning ideyasi bilan to'ldiryapti. Nyu-York vaqti gazetasi tomonidan oshkorlangan ichki hujjat bu harakatning Xitoy davlat raisi Xi Jinpingni o'z ichiga olgan eng yuqori qatlamdagi rahbarlar tomonidan bekitilganligini oshkorlab berdi deyildi. Washington Postisi gazetasining tahririyat maqolasida Xitoy rejimi kishilar haqsiz holda tarbiyalanadigan joy deb tashviq qilayotgan bu markazlarning Uyg'urlar va boshqalarning madaniyatini yo'q qilish uchun yo'l qo'yilgan zo'r ko'lamdagi turma lagerlari ekanligi eskartildi. Ular dunyoni Xi Jinping hukumatı qilayotgan bu zulmga qarata harakatga o'tishga chaqirib, mundaq deb yozgan. Xitoy rahbarlari chet ellarning lagerlar haqidagi savollarini davomli qalda bu Xitoyning ichki ishi deb turib rad qildi. Nyu-York vaqti gazetasining aytishicha ular bu hujjatni Xitoyning siyosiy rahbarlik qatlamidagi biridan, ya'ni Xi Jinping qatorliqlarining zo'r ko'lamlik tutqun uchun jazoga tortilishini umid qiladigan biridan olgan ekan. Dunyo mana bu ahvol oshkorligi uchun yerga qaratmasligi kerak. Rejissor Erkin Tursunning 19 yil 10 oy kesib o'tilganligi ma'lum bo'ldi. Erkin Asiya Radiosi ilgari Eli oblastlik radio televiziya idorasining talantli televiziya rejissori Erkin Tursunning tutqun qilinib, atalmış bo'lg'unchilik jinoyati bilan ayblanganligini va uning oz deganda 7 yildan 11 yilgacha qamoq jazosiga kesilganligi haqida xabar bergan edi. 2015 yili 10 oyining oxirlari Amerikaga o'qishga kelgan Arafat Erkin Tursunning o'g'li bo'lib, 2016 yildan boshlab uning g'uljidagi oilasiklar bilan bo'lgan aloqasi uzilishga boshlagan. U 2018 yili 8 aylar atrofida G'ulji shaharlik 9 ballar bog'chasining o'qituvchisi bo'lib ishlaydigan opisi Gulnar Talatning 2017 yilning oxirida lagerga elib ketilganligini, dadasi Erkin Tursunning 2018 yili 3 ayda tutqun qilinib, bevosita turmaga elib ketilganligidan xabar topgan. Shundan boshlab Arafat Erkin yurtida sababsiz tutqun qilingan ota-onasining xabarini elish va uni dunyo axborotlarida oshkorlash yo'lida ko'zga ko'ringan aktiv faoliyatchining biriga aylandi. Amdili 20 yaşdan halqagan Arafat Erkin bu yil 26 martda Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning qabul qilishiga erishib, begunoh opisi va dadasining shartsiz qo'yib berilishi uchun Amerika hukumatidan Xitoyga besim ishiltishini talab qilgan edi. U yana bir qancha oy ilgari oila tabobiyatlari lagerga elib ketilgan va yo'qab ketgan boshqa bir qancha Uyg'urlar bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining majburiy g'oyib qilib etilganlarning masalasini tekshirish xizmat guruhisidan ota-onasining izdirikini elib berishini talab qilgan. 18 noyabr kuni Arafat bu organdan ota-onasining hozirgi ahvoli haqida javob xat topshirib olgan. Xatda deyilishicha bu organ Xitoy rejimidan surishtirish jarayonida Erkin Tursunning 7 yildan 10 yilgacha emas, balki 19 yil 10 oy kesilganligini, shundaqla siyosiy huquqidan 2 yil mahrum qilinganligidan xabar topgan. Ammo Xitoy doiralari bu qatim Erkin Tursunning jinoyatini bo'lg'unchilik emas, balki jinoyatchilarni qanot ostiga elish, milliy kamistish va milliy o'chmanlikka qudrat quluq qilish deb ko'rsatgan. Yana bir tarafdan Xitoy doiralarining Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Arafatning opisi haqida bergan javobida bo'lsa, Gulnar Talat hozir G'uljida o'z uyida xotirjam yashayotdi deb yozgan. Bu nuqtaga diqqat qilgan Arafat o'zining ijtimoiy tarqatquvlarida opam agar hozir uyida bo'lsa, Xitoy rejimidan opam ilgari nadi edi deb so'rashga to'g'ri keldi deb inkas qoldirgan. Yaqinda yana yarishori vaqt kezdi Arafatning opisi Gulnar Talat xonimni va tog'isi Asad Talatni so'zultib video tarqatgan bo'lib, uningda opisi va tog'isi uning tuqqanlarining lagerda ekanligi haqida yolg'on yovdoq so'zlarni qilmaslikqa va qaytib kelishga chaqirgan. Ammo dadasi Erkin Tursunni faqat tilga olmagan. Yarishori vaqt kezdi mazkur xabarda yana uning Amerikaga borganda ekan terrorlik tashkiloti bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultoyiga a'zo bo'lganligini yozgan. Arafat garchi yarishori vaqt kelsining xabardan 2 yil ko'rmagan opisini ko'rib xush bo'lgan bo'lsa-mu, ammo opisining o'ri turolmay yo'lnib turib gap qilishi hamda chiroyidagi sulg'unlikdan salomatligining ojizlashib ketganligini bilgan. Aydin Sezgin Turkiya hukumatini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirdi. Xitoyning Sharq Turkistondagi lagerlarga oid 403 betlik maxfiy hujjati Nyu-York vaqti gazetasi tomonidan oshkorlangandan keyin Turkiyada zo'r inkas qo'zg'amoqda.
Türkiye'deki İYİ Partisi'nin parlament azası Aydın Sezgin Efendi bu haqda fikir bayan kılıp, Türkiye hükümetini Uygurlarga ilgi çıkışa çağırdı. Parlament azası Aydın Sezgin Efendi 19 Noyabr günü Türkiye parlamentede ötküzülgen 2020 yılının maliye atkot doğrusudaki yığında söz kılıp, Türkiye Taşkı İşler Ministerliğinin 2018 yıllık hizmet dokulatı da Uygurlarını qeyrindaş dep atımıqallıqını tekitlep, Türkiye hükümetinin Uygurlar ve başka Müslümanlar duçar buluvatkan kişilik hukuk defsendikiliki hakkıda tepsili toxtalmaqallıqını tenkit kıldı. Onun 20 Noyabr günü parlamentte kılgan sözü Aydın Haber Gezide ilan kılındı. Haberge asaslanğanda o Türkiye parlamentede sözlügen sözü de New York Vakti Gezide tarafından aşkarlanğan mahbi hüccetlerini tilge elip mundaq digen. Türkiye Taşkı İşler Ministerliğinin 2018 yıllık hizmet dokulatı da Xtay'a 5 abzas ayrılgan. Bunun bir abzası da Şarkı Türkistanlıq Uyghurlar meselesi bayan kılıngan. Mezkur dokulatta Uyghurlarını qeyrindaş millet dep atımıgan. Uyghur Türkleri doğrusu da nahayeti az malumat berilgen. Bizning Taşkı İşler Ministerliğimiz 2018 yıllık hizmet dokulatını elan kılgan künde, Amerika'daki New York Vakti Gezide tarafından aşkarlanğan mahbi hüccette Xtay rejiminin Şarkı Türkistanlıqlarını rahimsizlik bilen bastırış hakkıdaki buyruğu uçuk aşkarı otturgu koyuldu. Xtay elip beri batkan umumyüzlük yok kılış siyaseti aşkarlanğan bundaq bir peyitte Türkiye hükümetinin Xtay'a karata tartıncaq taşkı siyaset elip berişi muvapıq emez. Türkiye parlament azası Aydın Sezgin Efendi Türkiye hükümetini tenkit kılgandı iken Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'u söz kılıp Xtay rejiminin Uyghurlarga elip beri batkan zulümüğe karap durmaydıqalıqını tekitledi. Mike Pence, Amerika'nın İran'daki namayışlarını kollaydıqalıqını bildirdi. Amerika Muavin Prezidenti Mike Pence, Amerika'nın İran'da benzin bahasının östürülüşüge karşı başlanan ve nurgun kişilerinin ölümüge sebep olgan devlet miqyasıdaki kan kölemlik namayışlarını kollaydıqalıqını ilan kıldı. İran hükümeti Amerika'nın namayışlarını kollayışını içki işimizge arlışıvalıqalıq dep karap, Amerika'ya narazılık notası tapşırgandayken, bu kıtım Amerika Muavin Prezidenti Mike Pence Twitter hesabıda uçur elan kılıp, Amerika'nın İran'daki namayışlarını kollaydıqalıqını bildirdi. Mike Pence tarqatkan uçuruda İran halkı koçularda namayış kılmaqta. Tehran'daki ayetullahlar bolsa zoravallıq küşünü işiltip öz halkını əzmekte dedi. Yeni bir tarafdan Amerika medyası USS Abraham Lincoln namlıq Amerika aviyamatkısının hükümetin buyruğu binaen aradın 6 ay ötkendiyken tuncu qetim Basra deniz koltuğu qarap yolu çıkkalıqını xabar kıldı. Hürmetli televizyon görücüler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.